Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 5-11 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler yeni ay haftasındayız. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğdu. Hafta genelinde ay ışığını yavaş yavaş büyütecek. Önce hafta ortasında hilal fazına ulaşacak. E bu da bizim planlarımız neyse yeni ayın hayatımıza getirdiği konular neyse onları biraz daha şekillendirecek görünür hale getirecek daha çok belki para hesaplarınız var parayla ilgili konularınız var işte alışverişleriniz harcamalarınız ya da işle ilgili konularda yeni hedefleriniz var bunları uygulamaya koyabileceğiniz ya da bir şeyleri daha fazla düşünüp planlayacağınız bir dönemdesiniz Merkür gerilemesi başladı Başak Burcu'nda Venüs de Başak Burcu'nda bu hafta salı günü itibariyle Ay Başak Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak Perşembe öğle saatlerine kadar da Başak burcunda olacak. 3. evinizde tabii ki bu Başak etkisi sizi yakın çevrenizde olup bitenlere daha fazla odaklayabilir. İletişimin arttığı bir hafta. İşte komşularla, arkadaşlarla daha fazla sohbetleriniz olabilir. Bilgi trafiği artabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla görüşebilirsiniz. Ziyaretler olabilir, kısa seyahatler olabilir. Biraz böyle yakınlarla ilgili konular haberler var, iletişim var, paylaşımlar var. Bunlar öne çıkıyor. Merkür'ün gerilemesi sizi biraz geçmişe çekebilir. Nostaljik etkiler olabilir ya da böyle yarım kalmış konularda daha fazla uğraşabilirsiniz. Ancak tabii ki iletişim sorunları yaratabilir kısıtlamalar yaratabilir trafikte bazı problemler yaratabilir İşte görmezden geldiğinizde farkında olmadığınız aracınızla ilgili bir sorun i̇şte telefonunuz bilgisayarınızla ilgili bazı problemler söz konusu olabilir Bu nedenle tedbirli olmakta yarar var haftanın genelinde Perşembe öğle saatlerinden itibaren ise ay teraziye geçecek ve iki buçuk gün Cumartesi gecesine kadar Ay Terazi burcunda olacak. Bu durumda biraz daha özel yaşamınız öne çıkıyor. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle birlikte olabilir. Evdeki işlerle de ilgilenebilirsiniz. Cuma günü, cumartesi günü ayın açıları daha olumlu. Hani bu da sizi biraz daha keyifli ve huzurlu yapabilir. Özellikle yakınlarınızla ya da ailenizle yapacağınız paylaşımlar, kuracağınız ilişkiler kendinizi güvende hissetmenizi sağlayabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.